Ee, yavaş yavaş konuşalım o zaman. Format biraz daha farklı ama yine işin içerisinde grup formatı olduğu için e, bunu çok vurguluyoruz. En çok savunanlardan e, ikisiyiz galiba Senin galiba. E, severler arasında da. Memnunuz yani bu şeyden kazananın tur atlaması, kaybedenin elenmesi formatının çeşitlenmesinden memnunuz. Ya dediğin gibi bence de böyle organizasyonlar güzel oluyor ve bu aslında WTA ve ATP'nin bir arada evet. olduğu bu kadar büyük ilk organizasyon Yani o açıdan. Çok da keyifli çünkü mix maçı izleme şansımız var. Hani her grupta her iki ülkenin oynadığı maçlarda iki gün boyunca oynanıyor bu maçlar. Senin de dediğin gibi ve hani iki kadın, iki erkek ve bir tane de mix maçı oynanmış oluyor. Tabii bu formatta da hani günün sonunda formatların güzel tarafları da var ama her zaman bir eksisini bulmakta bir tarafta işimiz oluyor tabii. tabii. Ee, yani ben de şunu gözlemledim daha çok hani mix aslında bir tık daha ön planda olsa bence daha güzel olurdu. Çünkü maçlarda ilk gün İki tane önce single e, tekrar tekler maçı oynanıyor. Sonraki gün gene iki tane tekrar oynanıyor. Ve aslında son maça mix kalıyor. Normal Davis Cup'taki gibi aslında ya da Fed Cup'taki gibi. Ya belki mix'i bir araya alıp evet. e, çeşitlendirmek. Çünkü burada birazcık da fark yaratan şey evet ülkelerin kazanıp kaybetmesi ama hani iki tane e, kadın ve erkekten büyük tenisçilerin birlikte hani o mix maçının bir tık daha gerginlik seviyesinin yüksek olduğunu görmek bence güzel olurdu. Mesela işte Bulgaristan ve Belçika arasında mix belirleyici bir e, maç oldu. Ama onun dışında mixin çok belirleyici olduğu herhangi bir ülkeler arasında çok fazla maç görmedik. Hani biraz ben onu bir tık daha fazla izlemek isterdim. Çünkü işte Çiçipas'la birlikte Sakkari'yi izlemek ya da e, Hurkaş'la birlikte Şivyontak'ı izlemek bunlar bence çok çok keyifli şeyler. Belçika'da mesela Mertens-Gofen ikilisi senin bahsettiğin o maç evet. belirleyici maçtaki. Evet. Yani o çok böyle hakikaten stres seviyesi yüksek bir maçtı. Çok da çekişmeli oldu. Sanki biraz böyle mix'i daha ağırlıklı, hani daha ön plana koyarak da e, belki bundan sonraki senelerde orada güzel Aynı zamanda ya yani evet. de reyting anlamında da artırabilir. Evet. Ve çok güzel de tek, tek mix gider. maçlar evet, oluyor yani bu arada. Evet, Lyontek Hurkaç bir arada tekrar korta çıkması falan onu bir anda seviyeyi farklı noktaya getirebilir aslında dediğin gibi. Evet. Yani biraz elden geçecektir şey bu. İlk turnuva olduğu için. Ee, işte mesela bahsettiğimiz şimdi bir defa hani e, ülke maçları olduğundaki şu görüntü de güzel hani herkes kendi bayrağını temsil eden 3 aşağı 5 yukarı e, şortla tişörtle hani formasıyla oynuyor e, gibi bir durum olduğu için de e, görüntü de mücadele de aslında daha güzel bir e, hal alıyor böyle ister istemez. Ve e, işte kadın erkek karışık oynandığında da ki bu bir takım haline geldiğinde böyle ya ben hani şu an tamamen görüntü bazlı ve rating olarak baktım hani skorundan bağımsız e, görsel olarak da bence e, güzel ya iyi düşünülmüş aynı zamanda. Evet dediğin gibi belki değişecektir bence bir şey, bazı şeyler. Belki birazcık da aynı o mix'i daha ön plana koyabilecek şey yapabilirler. Çünkü ikisinin WTL ATP'nin bir arada oluşunun sebeplerinden biri bu. Belki şeyden de biraz bahsedebilirsin. Hani senin formatı bahsetmenin yanında aslında 18 tane ülke var ve nasıl bu 18 ülkeye seçiliyor? E, çünkü şu şuna bir bakalım mı şu puana? Tabii ki. Çok özür diliyorum. Yani şu puan gerçekten bu arada daha 1 Ocak'tan <laughs> yılın puanlarına aday oldu çünkü. Ee, hani yayından önce de konuşmuştuk, bunu atlamayalım diye araya girdim. Kusura bakma, bu e, Şiviyontek'in almış olduğu puan gerçekten çok paylaşıldı ama bunu biz de bir kez daha e, ekrana bu şekilde yansıtıyoruz. İnanılmaz Yine bir puan. Yine işte o evet. Ya yani dediğin o, gibi yılın en iyi puanını senenin yani sonunda konuşurken bunu hatırlayacağız. 1 Ocak'tan hali. aday oldu yani. Evet. <laughs> en azından. Urkaç da maçtan sonra aynı şeyi söylüyor bu arada. Ee, şey de çok güzel oldu bu puandan sonra çünkü bu tarz puanlar hep işte bir noktada Federer'i ya da Nadal'ı bize hatırlattığı Etkileşimi için. Etkileşimi de sağladı orada. E, de Federer'e gönderme yaparak aslında bir tweet attı. Oldu mu onay aldın mı Evet diye. oldu mu diye o da yani inanılmazdı gibi böyle bir cevap verdi. Hakikaten e, sezona da Şiviyontek bu arada tekler maçındaki performanslarına baktığımızda da çok iyi başladı diyebiliriz. Tekrar o zaman sana orada kaldığın yeri hatırlatarak basatayım. 18 ülke neye göre belirleniyor mesela aklıma benim de ilk bu soru geldi. Ya evet şimdi çünkü bazı ülkeler niye yok diye düşünülebiliyor ama burada şöyle bir sistem yaratmışlar. Hani 6 tane ülkeyi WTA sıralamasında en yüksek kendi ülkesinde bir numara olan kişilere göre seçmişler. 6 ülkeyi ATP sıralamasında örnek veriyorum Ruth aslında burada bizim Norveç'i görmemizin tek sebebi Rudun ATP'de üst sıralamada olması. Çünkü takımda diğer isimlere baktığında hani 300 ve altında isimler var. Ee, diğer altı takım dediğim gibi ATP'den diğer son altı takımda hem WTA hem ATP'de biraz daha üst seviyelerde olan ve birleştiğinde daha yukarı ülkeyi taşıyan ülkeler için seçilmiş. Yani burada hani akıllara tabii şey de geliyor. Türkiye'de belki günün birinde birazcık daha Sıralamada hani ilk yüze daha fazla ismi soktuğumuz noktada bir kadın ve erkeği aslında hani bizim ülkemizin de orada bir şekilde hani boy göstermesi gibi bir ihtimal olabilir. olabilir. Ee, ya da işte ülkeden sadece bir ismin bile çok... ...iyi bir sıralamada olması aslında o ülkenin... Heh, e, aslında. ...orada bulunmasına sebep oluyor. Hani bu bence umutlandırıcı da... ...bir taraftan bizim için de. Aynen yani bir isim aslında diğerlerini o... E, ...bayrak yarışına sokmuş oluyor. Evet ya, Tabii o noktada ne kadar hani... ...Norveç'i... Başarılı olurlar diyorsun. Evet o Norveç ne kadar konu. başarılı olur gibi detaylar var ama... E, ...çok da böyle iyi maçlar... ...iyi de hani ülkeler olmuş oldu bence. Hafta boyunca devam edecek bu organizasyon. E, belirtelim maçlar devam ediyor. Avustralya olduğu için biraz daha hani... E, ...geç saatler veya... Erken Ken saatler değil ne tarafından baktığınıza bağlı bize göre. E şu saatlerde yavaş yavaş maçlar bitiyor kısacası. Ama Avustralya'da işte Avustralya açık'tan da ve diğer oradaki turnuvalardan da alışkın olduğumuz bir saat düzeneği bize göre. Evet. Yani sevenler var sevmeyenler var o başka bir konu.